Selam, ben Tuğbay. Divinity Original Sin'de yeni bölümümüzde. Bu bölümden önce neler yaptım? Craftları biraz toparladım. Birkaç el bombası yaptım, birkaç ok yaptım. Çok fazla bir değişiklik yok. Ceyhun'un botlarını upgrade ettim. Şu anda kaymaya karşı koruma yok. Onu unutmamalıyız diyeceğim ama kesin unutacağım. O yüzden önemli değil. Ve nereye geldim? Sidesill'daki kuyuya geldim. Bunun bir görevini yapmak istiyorum. Kardeşini kurtaracak olduğumuz şeyi bulduk sonuçta. Büyüyü bulduk. Evet, tamam. Bizi gönder oraya. Hadi bakalım. Bakalım nereye gönderecek. Bunu hiç denememiştim. Yani Hyberheim'da bir yere ama nereye geldik? Evet, o girmediğimiz kaleye. Bir dakika, bunun önünde şey yok muydu? Gardiyan burayı korumuyor muydu? O yüzden girememiştik buraya. Dur bakayım. Bir sevileyelim önce. Karakterlerimizi yerleştirelim. Şöyle. William bu. Tamam, bende bir... Seni kurtaracak büyü var bende. Kimsin? Yoruldum ve üzgünüm. Ben William. Interking tarafından kaçırıldım. Sadece bir dilek istemişti. Benim yerine getirmem gereken bir dilek. Kaderimden kaçış yok. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Var var, biliyorum ben, sen canını sıkma, şimdi kurtaracağım seni. Var bende o scroll, evet. Evet, burada. Beni kurtardın diyor, sevindi. Kamli, gel ve oku. Her şey yolunda olursa Sidesill'la Vali'ye kavuşacağım. Dur, seni bir kurtaralım. Seni bir kurtaralım. Kimdeydi o? Dide baba da mı? Neredeydi be o? Ver teleportation, read. Evet. Hadi kurtul bakalım. Tekrar görüşeceğiz dedi. Ve gitti. Tamam, Sidesill'da onları kontrol etmemiz lazım diyor. Burası neresi şimdi? Doğru. Kilitli bunlar. Evet, bu... Gardiyan'la burada dövüştük işte, evet. Gardiyan'ı yenemedik, vazgeçtik. Burada da çok bir şey yoktu zaten. Dur bakayım şu lavların ötesinde. Bir sandık var. Locked. Examine. Locked 99. Yani şu an açmanın bir yolu var mı? Açmamın bir yolu yok. Bu kapı. Bu da açılmıyor. Buraya kilitlemiş zaten bu kuyuyu. Kuyuyu buraya hapsetmişti bu Boreas. Biz şimdi bunu kurtardık. Şurada bir kol var. Ornate Chest Level 5. Burada da bir kol var. Buradan bu kolu çekip falan filan. Da bu taraftan açılmıyor. Şurada da gardiyan vardı zaten. Buraya da gelememiştik gardiyandan dolayı. Neyse, çok önemli bir şey gibi görünmüyor bu. Şu anda. Şunlara falan basmıştım kombatta, hiçbir şey olmamıştı. Tamam. Şimdi
Elemanları bir kontrol edelim bakalım neler oldu kuyulara. Şuradaydı. Ah geldi buraya bak diğeri. Evet gençler nasılsınız? Boltur'cum. Güzel XP'lerimizi aldık. Without your wallet and wing a bit of gold my way and I'll wow you in return. This well wishes to work his magic. Evet bana bir para fırlat ve dilek dileme diyor. What would you like to wish our most willing friend? Decide how much you're willing to spare and I'll will you something wondrous in accordance. 1500 veririz bizde para çok. Bir sevleyelim. Al 1500. Enjoy your reward. Ne verdi? Birkaç item mı verdi? Bu ne ya? Bir tane bant, bir tane koftiden bir şapka. Bir tane de koftiden bir bot. O ne demek ya? Bu muymuş konu? Yüz verelim. Bu ne oğlum? Bunları mı veriyormuş? Allah Allah. Bu kadar mı? Item veriyor bir de. İnsan stat mı tat arttırır bir tane ya. Vereyim bir daha 1500 bakayım. Vallahi hiçbir şey vermiyor. Skill falan da vermiyor yani. Bu kadar kötü bir şey ben hayatımda görmedim. Yanlış görmüyorum herhalde değil mi? Bütün karakterlere mi verdi bir eşya yoksa? Allah Allah. Neyse boş ver o zaman. Dilek dilemiyorum senden kalsın dilek. Let's change the subject. Tamam. Adınıza sevindim. Bari William adam gibi. Neyse arkadaşlar bu görevde bu kadarmış. Tamam. O zaman Lukula'ya gidiyoruz. Silver Glen'e gidelim. Silver Glen'den madenlere nasıl gireriz onu yoklayalım. Evet, Silver Glen'de yüksek level skill kitabı satan tipler var. Onları gördüm. Ben bazı skill'ler satın aldım. Şurada bizim Alfi Malfi var. Burada birkaç vendor var. Şunlar satış yapıyor. Hello again. Or do I sell your toy? Değişik aletler satıyor. Şunları aslında satın alıyorum ben buradan düzenli bir şekilde. Bu arkadaş da satıyor bir şeyler. İhtiyacınız pickpocketing. Pickpocketing. Bow pickpocketing. Artık bak silah skillerine veren eşyalar da çıkmaya başladı karşımıza. Böyle şeyler. Şurada. Pardon. Affedersin. Kapı açık diye şey yaptım. Bizimkiler de burada. Bunlarla henüz bir iletişime geçemiyoruz. Hatta forjunu bile kullandırtmayarak burada. Bjorn'da çalışıp duruyor. Şu bir şeyler satıyor. Blacksmithing, Lockpicking, Crafting. Geç. Single handed initiative. Geç. Strength Intelligence veren bir yüzük. Strength Intelligence. Barbaric Brita kimin işine yarar bu? Ceyhun'un işine yarar. Strength Intelligence dur bakayım bir. Leadership veren de gör geç. One handed. Strength Intelligence dur bakayım bir. Sende yüzük ne var? Strength var, Constitution var.
You know what the doctor said. Intelligence. For the love of the gods, Mara, let it go. Neyse, tamam. Buradan bir şey çıkmadı. Şurada. Madenlere girişi araştıracaktık değil mi? Biz bu haritada ne bulduk? Mine entrance. Nereden gidiliyor? Bu taraftan gidiliyor. Şuradan da giriş vardı. Burada elementlerin koruduğu bir alan vardı. Oradan devam edebiliriz. Şu eleman bize bir şey... Bu eleman bizden bir şey istiyordu. Ben konuşmadım onunla. Evet, emekli olma planı. Troll Kings. Tenebrium'dan bahsediyor. Troll King'i kaldırıp Tenebrium'u ele geçirmek istiyorum. Troll King kimdi? Bizde bir fire ses var. Evet, kralın mağarasına ulaşacak bir yol bulamadım. Ama sen bulabilirsin. Kokuyu bile alabilirsin. Tenebrium'u bul bana getir. Ben de sana bazı bilgiler vereceğim. Özellikle Lawrence'la ilgili. So let me give you a little something to contain the Tenebrium bars. It's lined with the fragments of a special stone that keeps rats' ill effects at bay. Şimdi Tenebrium'un rot diye bir etkisi varmış. Onları nasıl taşıyacaksın? Something contain. Tell me about Troll King. Kim bu? Biz nasıl dedik ki bir parakeet? Beyni küçük, kendi büyük diyor. Ha, madenlerin altında. Bir gümüş ırmağının üstünde oturuyor diyor. Ama mağarası nerede tam bilmiyorum. O birisi kesinlikle biliyordur oradakilerden. Tamam. I'm no man to refuse a source hunter. A strange sort of substance. Bu Tenebrium neymiş? Discovered here around 2 years ago. 2 yıl önce keşfedildi. Değeri çok yüksek falan filan. Tamam. Buraya verdi. Bloodstone Cage. Tenebrium'u taşımaktaki tek güvenli yol. Bloodstone'dan herifler şey yapmış bak, kafes yapmışlar. The Troll's Bone Tea. Brandon asks us to steal Tenebrium from the Troll King. Demek ki Troll King'le bir kapışma olacak madenlerin içinde. Burada bu elemanlar güzel şeyler satıyorlar. Sikiller mikiller falanlar filanlar. Goddess greetings, friend. Her greatness gave us fire. Her greatness gave us earth. And my savvy brings you. Lawrence'ın ofisi. Ben bu Lawrence'ın ofisine girdim buraya. Buradan bir anahtar manahtar çaldım. Ama yayın dışı yapmış bulundum bunu. Şu Lawrence. Evet, burada empty bottle'ları toplamam lazım. Empty bottle. Empty bottle'ları kullanıyoruz çünkü. El bombası yaparken. Şu gold'u da al bakalım. Pickaxe Lawrence'la konuşalım. Bunları bak hep şey yapmışım ben. A source hunter. My liege, I am at your disposal. Evet, emrinizdeyim diyor. Bir source hunter'ın emrindeyim. Evet. Maden kazma işlemlerinden sorumlu kişi Lawrence, Silver Glen'deki. Tenebrium hakkında ne diyebilirsin? İşe yaramaz bir madde. Allah Allah. Peki rot nedir bu rot? Korkunç bir iş. Hastalıktan korunmayı başardım şimdiye kadar. Ama kalbim... Tenebrium'u çıkarırken bir sürü aile mahvolmuş tabii o hastalığı kapmaktan.
Çok fazla tenebriyuma maruz kaldığında bir madenci semptomlar göstermeye başlıyor. Gangren. Evet, bir sürü yan etkisi var. Tabii ki hatalar yapıldı, bazı kişileri kaybettik, geri getiremeyeceğiz. Yine Conduit'in ismi geçiyor. Conduit mi? Anlat bakayım. Tamam, bunların lideri falan filan aynı şeyleri anlatıyor. Conduit of the Goddess. Mate of the Silver Glen. Tamam, buraya geldi ve... Tabii insanları Rot'tan kurtarınca insanlar da ona tapınmaya başladılar. Onu bir Mesih gibi değerlendirdiler ve şimdi kendilerine Immaculate diyorlar. Bu numarasından sonra hemen ortadan kayboldu. Yoksa onu hapise atacaktım ve anahtarı da yutacaktım. Düşünsenize, bütün kasabayı hipnotize etti. Evet, Immaculate'lar hakkında ne biliyorsun? Conduit'e tapınıyorlar. Tamam. Burada çok bir şey yok. Bundan zaten ben bir anahtar manahtar çaldım, bir şeyler yaptım. İhtiyacımız olan şey büyük ihtimal oydu. Bir de şu girmediğimiz bir tapınmalı mapınmalı bir bina vardı. Şuna bir girelim bakalım burada neler oluyor. Ondan sonra madenlere doğru yol alırız. Ne diyor Madura? Durduk yerden sorun yaratmak istemiyorum ama yıllardır Source peşinden koşarım. Bu kadar küçük soruşturmada bu kadar çok bilgi veren birisi bence benim tecrübelerime dayanarak sizin bulmanızı ummadığı bir şey saklıyor. Bu Lawrence Sorcery ile ilgili olup olmaması hakkında bir şey demiyorum ama bence size anlattığı şeylerden çok daha fazlasını biliyor. Katılıyorum. Evet, katılıyoruz. Madura, sana katılıyoruz. Evet, çok kolay konuştu çünkü. Burada neler oluyor şimdi? Buraya bir bakalım. Loic. %20-187. Bu ne ya? Çok yüksek değil mi damage'i? Lockpicking inisiyatif. Sen de kimsin? Ben Loic. Aydınlanmış kişi Immaculate'lar arasında. Holy Conduit adına konuşuyorum. O da Tanrı adına konuşur. Onunki kandır. Ha, kanlar onundur. I'd like to ask her. Evet, Immaculate'lar hakkında sorular sorayım sana. Kim Immaculate'lar? İşte Tanrıçanın seçilmiş olanları falan filan. Tamam. Conduit hakkında bahseder misin bana? Tanrıçadan sonra gelen en yüksek kişi, ilahi sözlerini, bilincini getirdi bize. Kan içinde gerçek olacağımızdan bahsetti. Ama sizin pek aşk atacağınız biri değil, sizin durumunuzdan çok yüksekte bir insanım. Tamam. Tanrıça hakkında bahset bana. Corrupt is the world that generations of men and beasts have left behind. Falan filan, işte o kanla ilgili olaylardan bahsediyor. Önemli bir bilgi yok. Immaculate'lara katılmamdan bahsediyorum. Ha, biz mi katılırız? Katılalım bakalım. Yolun buraya düştüyse demek ki yolunu izlemeni istiyor. Al bu kitabı, oku. İçindeki ilimi, irfanı em. Ve sonra ikinci parçayı bul ve aynısını yap. Eğer bir Immaculate olmak istiyorsan, bilgi testi
ilk adımın olacaktır. Do you hold it to be true, O Seeker, that you are ready to be tested? Test edilmeye hazır mısın? Üç soru soracağım. Bir keresinde bile yanılırsan, belki sonra. Evet, hazır değilim canım. Ne geldi? The Initiation. Evet, bir kitap verdi. Bir bakalım o kitaba. Book of the Immaculate. The First Book. Birinci kitap. Sonra Tenebrium made the minors. Tenebrium hastalansa bile, Rot onları hasta etse bile kurtulabilirlerdi. Birinci Short Starstone'la geldi. Ufak bir ördeği şey etti, conduit, kurban etti ve Starstone'u Bloodstone'a çevirdi. Bu da her türlü hastalığı, Rot dahil, iyileştirdi. Tabi bazıları bu konuda kurban edilip iyileştirme büyüsü yapılmasına karşı çıktılar. Ama Conduit bu durumu açıkladı. Daha küçük bir varlıktan daha büyük bir varlığa iyileştirici güç aktarımı. Bu da denge falan filan diye açıkladı. Ve madencilere sözünü yaymasını istedi. Bloodstone'ları üretmeye devam etti. Evet, ve biz de bugün buna devam ediyoruz. Şimdi şurada yer altına bir iniş var. Bu Pezevenk Loic, Book of the Immaculate 3. Ha, 3 orada. Ben burayı bir görünmez halde bir yoklayayım bakayım. Aşağı iniliyor. Minor Healing, Book of the Immaculate 3'ü alalım. Ve aşağı ineriz. Ha, burası locked. Use pick lock. Neler neler açıldı. Improved Rope falan filan. Şimdi 3. kitabı da çaldık buradan, değil mi? Nerede lan 3. kitap? Çalamadım mı? Book of the Immaculate 3'üncüyü alamamışız. Neden alamadım onu? Al al. Neyse, şuradan onu da yürütürüz. Tamam. 3'üncüyü de çaldık. Bunun ikincisinden bahsediyor ama. Can one immaculate the energy of another? One must have mesela bir tavuğun hayatı, bir tavşanın, bir domuzun. Burada şeyden bahsediyor. Eğer bir insanı, bir küçük bir varlığın canı iyileştirebilecekse o canı almayı hak eder diyor. Tamam, şunu nasıl açacağız acaba? Burada onu açan bir herhangi bir şey bulabilir miyiz? Bir bakıvereyim. Çünkü oraya bir sızarsak ipuçları toplarız. Yok, şu an bunu nasıl açacağımızı bilmiyorum. Evet. Neyse, bu zor olacak bir şey galiba. Evet, o zaman şuradan bir dolaşalım bakalım. Şuradan bir elementallerin önünde durduğu bir geçit vardı. Bu geçit nereye gidiyor? Madenlere doğru gidiyor bak. North High Plains, East Silver Glen, South Sicile. High Plains. High Plains'e gidiyor burası. Şuradan yol gidiyor böyle. O tarafa doğru bir gidelim bakalım. Ha. Oo. Burada bir baskın olabilir diyor. Birileri bizi bekliyor diyor. Tamam. Evet. O ne be? Blood Wasp. Evil Smelling Clown. Stunt mı? Direkt stuntla mı başlıyoruz? Arılar.
Madora direkt stunlandı. Lavabonun sırası. Evil smelling flower. Kötülük kokan çiçek. Evet, bu ortamı yaktık. Evil smelling flower. Bir kritik, bir normal. Evet, Jayhan, sana şeyi almadık mı ya? Stun'ı iyileştiren skill'i almadık. Blood Wasp. Jayhan. Birini uçurdu. Fast track. Sıra Sildir'e. Sildir şöyle. Şu güzel. Şu güzel. Bunlar ne yapacak? Poison. Olduğu yerden atıyorlar bir de. Artileri gibi. O ne yaptı? İyileşme. Kontrol edemedim ben şeyleri. İyileşmesel bir şeyler döndü orada. Bunlar zaten yanıp ölecekler şimdi. Biz niye yanıyoruz abi? Şu Arya'yı düzgün gösterin lütfen. Bu kim? Jayhan. Jayhan'cığım. Şöyle bir iğne deliği yapsan bakayım. Aa, nereye çarptı o ya? Ağacın köküne mi çarptı? Vay anasını. Güzel. Explosion da oldu. Bir arada iyileşiyorlar ama. Oh. Temizle. Sıra onlara geldiğinde de zaten Roland'dan ölecek onlar da. Kombat bitecek. Güzel. Vay benim garibanım, Madoran benim. Böyle küçük bir orman kombatı. Oldu burası da. Beni ban mushroomlar. Noble push da gör geç. Şu craft itemlerini toplayalım. Evet. Buradan demek ki geçmemişiz. Şu taraflara falan. Tree trunk. Ha, bunları görmüştük işte bu haritaya yeni geldiğimizde. Buradan XP kasabiliriz. Şunlara dalıp. Rogue Earth Elemental. Level'ları zaten düşük. Geçelim şimdi bunları. Biz buradan yolumuza devam edelim. Şurada bir sandık gördüm. Oo. Aha, birisi koşturuyor oradan. Kim geliyor lan?
Samit. Samit nereye? Aa. Samit nereye? Samit kombata girdi. Samit kombat yapıyor vallahi. Samitçiyim, hayırdır? Kardeş. Maduro hemen yardımına koştu. Biraz poison moizin oldu ama olsun. Cripple falan giriyor, Samit'e bak. Bir cripple daha mı yapacak acaba dedim mi? Evil Smelly Flower'lar poison saldıracak. Madura'yı... Neyse, tanklık yapıyor Madura. Resmen Siege Weapon gibi atıyor herifler. Zila Vubu. Tamam, biraz poisonlanacağız ama olsun. Kendini yesin orada. Ceyhun. Ooo, patladı da. Flank blast. Samit'i poisonladı. Samit dalıyor vallahi, ölümüne dalıyor herif. Ah, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Neyse. Madora. Şöyle gel. Oraya ne yapabilirsin? Şöyle bir şey yapabilirsin mesela. Çiçekler göremiyor. Tur geçiriyorlar. Patlat bakayım oraya. Hiçbir şey yapmadı ya. Samit'e vurdu. Niye herkese vurmuyor ki bu skill? Onu merak ediyorum. Uf, Samit'e bak. Samit çıldırmış. Bütün o yolu bitkilere saldırmak için koşmuş yani. Nasıl bir öfke duyduysa artık bitkilere. Kansiyi target mi? Dumandan dolayı değil mi? Geç. Madora. Hala mı saldıramıyorsun? Madora'yı ölümüne gönderdim oraya. Samitçiğim, nereye kardeşim? Dur bir konuşalım. Samit yardırıyor vallahi.
Vallahi merak ettim Samit'in nereye böylesine ölümüne koştuğunu. İmekület olarak. Samit gitti. Samit sayısıyla kaçtı. Allah Allah. Allah Allah. Samit kaçtı vallahi. Neyse biz yolumuza devam edelim, ne yapalım? Samit bana mısın demedi. Heh, şurada bir chest bulmuştuk değil mi biz? Evet. Gelin bakalım, buradan belki madenlere girişi bulacağız arka yolda. Bir sevleyelim. Wooden crate'lerimiz var. Yol kapalı gibi görünüyor. Bir Immaculate gördüm sanki orada. Immaculate Duelist. Hemen bir save deyip. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Level 13. In her holy name, halt. You shall not tread. Burayı geçemezsiniz. Burası Immaculate yolu. Neden beni geçirtmiyorsunuz? Immaculate yolu burası. Sadece Loic tarafından kutsanmışlar buradan geçebilir. Tamam. Bir dakika, bunları biz bir karizmayla alt edebiliriz de. Oo, burada bir troll. Peki buradan geçerek nereye gidebiliriz biz? Madenin üstüne mi gidiyoruz? Buralara gidebiliyoruz. Buradan ne yapıyoruz biz? Bir sürü bir şeyler. Dur bakayım, bir deneyelim bakalım. Sylvie'ye giydirelim karizma aletlerini. Sevle. In her holy name, halt! Bak kardeşim, şimdi bu konu şöyle oluyor. Evet. You're absolutely right. I am an immaculate just as much as Loic is. And I say you may pass. Gaza getirdik herifi. Tamam, Loic gibi ben de karar verebilirim diyor. Ha, burada dikkatli olun diyor. Unless you wish to face foes greater than those that haunt most dreamscapes. Taş kuru kafayı bul, ondan ileri gitme diyor. Ondan ileri gidersen zorlu yaratıklar. There's no shame in preparing for the goddess's trial with a cap. Buradan ileriye giderken dikkatli ol falan filan. School of Stone'u. Immaculate Marksman uyuyor burada. Burası sanırım bir sonraki bölüm olacak. Ben yine de şöyle bir bakayım diyorum. Rabbit hole. Tavşan yuvası bulduk. Aha. Bak. Burada bir troll. Örümcek ağa. Aa. Örümcek mi? Buradaki. I suppose we'll be spared the troll toll this time around. Better a toll than being spun into dinner. O zaman buradan sonra örümceklerle mi kapışacağız bu bölgelerde? Şurada bir sandık gördüydük az önce. Autosave success. O ne ya? Ana. Bu ne ya? Yine bir Alfi geliyor. Ralfi bu da. Kadraskas. Selamünaleyküm. Yolumdan çekil insan.
Oh, kokun gözlerimi acıtıyor diyor. Bu ne ya? Blank skill, airbook mu? 60. Dexterity veren bir yüzük. Poison resistance'lı. Water of life veren. 86 armor perception veriyor. Mutant blinded. Ne güzel şeyler satıyor ya. Fire arrow. Winter blast, chain lightning. Chain lightning mi? Master. Tamam, kadras kas. Bu fırtınadan sen kimsin? Kadras kaza sakın düşman olmayın diyor. Domuz derili. Bize çok kaba konuşuyor. Ha işte sekiz bacaklı. Sekiz bacaklı arkadaşlarım. Oo, onları çağırırım sizin üstünüze diyor. Rivellon'daki en iyi goblin mallarını almak istemiyorsanız çabuk uzaklaşın, kokunuzu yaymayın buralarda. Demek buralarda örümcekler var ha? Evet. Bu bölge onlara ait. Goblin köyü dışında. Spider Queen varmış, bir tane kraliçe varmış, örümcek kraliçe. Onunla tabii ki biz biliriz onunla nasıl davranılması gerektiğini ama bu çok değerli bir bilgidir. Siz de yakında öğreneceksiniz. 1300 altın istiyor. Allah sana bir charm çekerim ben de. Ama Zilavuvo ile konuştuğumuz için saçma sapan. Neyse kazandık. Şimdi anlaşıyoruz. Bildiğim şey şu. The Spider Queen is not so different from any other monarch. That is say Red Valley that she loves a little sweet talk. Biraz hoş konuşmayı sever. Bu muydu yani vereceğim bilgi? Bizi kandıracaktın değil mi? Ralphie. Evet, konuşabiliyoruz biz Ralphie. Bana yardım etmelisiniz. Benim sahibim var ya, şu goblin çok acımasız cani birisi. Lütfen, tek yardım imkanım sizsiniz. Lütfen onu öldürün. Serbest kalmalıyım. Eyvah. Ve bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. En büyük zayıflıklarını biliyorum o goblinlerin. Beni serbest bırakırsanız sizinle paylaşırım. Lütfen öldürün onu. İnanacağız mı, inanmayacağız mı? Ne bileyim ya şimdi bu kararı. Bu kararı sonra verelim. Tamam. Diğer bölümde verelim bu kararı artık. Bu da heyecan olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.